Örneğin, orada attığın her adımda şu tür bir görüntüyle karşılaşırsın. Bu hilkat garibelerinden biri, çocukluklarından beri çoğunun biraz biraz orada var olan eğitim dedikleri aynı habis yöntem yoluyla öğrenmiş oldukları ve onun sayesinde gerçek iç ve dış değersiz önemlerini başkalarından pekala saklayabildikleri dış maskesini kaybeder ve bunun sonucunda otomatik olarak küçük düşme derecesinde başkalarının kölesi olurlar. Veya kendi dedikleri gibi tüm iç deneyimleri bakımından birinin avucuna düşerler. Örneğin, her nasılsa bu dünyevi varlığın iç değersizliğini kabuğundan çıkarmış ve dolayısıyla bu suni maskeyi kendisi için ortadan kaldırmış olan karılarının veya metreslerinin avucu içine düşerler. Gerçekten de gezegenlerinin başka varlıklarına karşı, örneğin her nedense topluluğunun yüzlerce binlerce varlığına itaat ettiremeyen bir krala karşı herkesten fazla kızgın olanlar, bir başkasının avucu içinde olan dünyevi varlıklardır ve başkalarının iyi idare edilmesi için neyin nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılı olarak gösteren çeşitli el kitaplarını yazanlar da genellikle bir başkasının avucu içindeki bu varlıklardır. Veya yine bu tuhaf gezegenin yanından fare geçtiğinde korkudan altına inen çağdaş varlıklarından biri, falancanın bir kaplanla karşılaşması üzerine biraz ürktüğünü duyacak olursa, bu kahramanımız içten içten ona karşı hiddete kapılıp dostlarıyla konuştuğu sırada ağzı köpürerek onu ifşa edip basit bir kaplandan korktu diye aşağılık, cani bir korkak olduğunu ispat edecektir. Ve de yine bir kaplanla veya başka benzeri bir varlıkla karşılaşıldığında neyin nasıl yapılması ve neyin yapılmaması hususunda çeşitli kitaplar ve kılavuzlar yazanlar da oradaki bu fareden gözü korkmayan kahramanlardır. Ve dahası veya dahası haftalar boyunca midesinin işlememesine ve vücudunun tamamının her türlü habis sivilcelerle kaplanmasına yol açan bir sürü kronik hastalıklara sahip, kısacası uzun yıllar boyunca o gezegende var olan bütün hastalıkların gerçek bir ayaklı anatomi müzesi haline gelmiş olan birisi, başkaları dikkatsizce, diyelim ki soğuk aldığında herkesten daha fazla hiddetlenmektedir. Ve bu ayaklı anatomi müzeleri büyük bir otoriteyle başkalarına bu soğuk algınlığını nasıl def edeceklerini sürekli olarak anlatırlar ve oradaki diğer her çeşit hastalıklar hakkında çeşitli kitapları ve kılavuzları yazanlar ve en ufak ayrıntısına kadar bunlara karşı nasıl korunup savaşılacağını açıklayanlar da tamamen bunlardır. Her adımda şöyle bir saçmalığı gözleyebilirsin. Kendisini sık sık ısıran pire dedikleri o sıradan ufacık varlığın neye benzediği hususunda en ufak bilgiye sahip olmayan biri, belli bir tarihi kral Nauha'nın ensesini ısırarak şişmesine yol açan pirenin sol pençesinde tuhaf biçimli turuncu, kırmızı anormal bir şişliğin bulunduğuna dair kocaman bir kitap yazar veya özel bir halka açık konferans verir. Bu pire uzmanı
belirtilen pire üzerinde hacimli eserini yazar veya bir gece boyunca bunun üzerindeki turuncu kırmızı şişlik hakkındaki halka açık söylevini okur da herhangi biri ona inanmaz ve yüzüne karşı şüphesini ifade ederse kırılmakla kalmaz, hem de çok hiddetlenir. Hiddetlenmesinin başlıca sebebi de bu kimsenin kendisine uzmanı tarafından aktarılan gerçekler hakkında henüz daha hiçbir şey işitmemiş olan bir kör cahil olmasıdır. Söylenenlerin tamamı yüzünden böyle sahnelere bu garip üç beyinli varlıkların gezegenindeki varoluşlarında her adımda o kadar çok rastlanır ki sırf onları gözlemleyip incelemek suretiyle orada var olan her anormal varlık algılamalarını gerçekten özümleyip inceleyecek olursan genel objektif bilimin tüm dallarında tam anlamıyla bilgi sahibi olabilirsin. Gözdelerin hayret verici tuhaflıktaki sıkıntı çekmeme ihtiyaçlarını tatmin etmek için öğretilerine her zaman için en azından bir kurban bulmak zorundadırlar. Fakat her nasılsa tezahürlerinde diğerlerine karşı belli bir otorite kazanmış ve sonuç olarak artan alışkanlığı doğrultusunda daha arsız olmuş bazılarında iştahları her zaman daha fazla sayıda kurban edinme noktasına varır. Evet oğlum, kendin onlar arasında var olup bu uyumsuz varlık tezahürlerine şahit olduğunda, bu uyumsuzlukların sebebini bilmene rağmen, onların dediği gibi, içinden gülmekten kendini alıkoyamayacak ve aynı zamanda tüm varlığınla bu talihsizlere acıyacaksın ve yavaş yavaş iç kahkahana kendiliğinden bir öz palnasur kederi karışacaktır. Oradaki üç merkezli varlıkların psişesinin aynı özelliği, entelejans denen kasta mensup varlıklar arasında özellikle güçlü gelişmiştir. Entelejans kelimesinin kendisi, orada bizim kendine hakim kelimeleriyle tanımladığımız kavramı yaklaşık olarak ifade eder. Her ne kadar özü bakımından entelejans kelimesi orada yaklaşık aynı anlama sahipse de, oradaki varlıklar özellikle çağdaş olanlar, her nedense bu kelimenin ifade ettiğinin tam tersi olan varlıkları bu adla çağırırlar. Entelejans kelimesi de eski Yunan dilinden alınmadır. Aynı kelimenin Romalılar tarafından kullanılmış olması da ilginçtir. Fakat bunu Yunanca'dan anlamı değil, sesi bakımından aldıklarından daha sonraları bu kelimenin kökünün kendi dillerine ait olduğunu sandılar. Eski Yunanlar arasında ise bu kelime hareketlerini her hareketi sadece dış sebeplere tepki olarak meydana gelen cansız kozmik oluşumlarda olduğu gibi değil, dilediği gibi yöneltebilecek kadar mükemmelleşmiş bir varlığı tanımlardı. Kelimenin bu anlamına yaklaşık olarak uyan bu tür varlıklara orada hiç kuşku yok ki hala rastlanır. Ancak sadece dünya gezegeninin çağdaş varlıklarının, oradaki varlıkların çoğunun anlayışına göre akılsız kabul edilenleri arasında. Kanımca, özellikle de en son zamanlarda entelejans diye adlandırılan o varlıklar, mekanojans diye adlandırılsaydılar daha doğru olurdu. Daha doğru olurdu çünkü oradaki çağdaş entelejans, varlık işlevlerine kendi kendilerine kesinlikle hiçbir yön verememeleri bir yana,
doğdukları anda tüm üç merkezli varlıklara yüce tabiat tarafından her zaman genel olarak yerleştirilen günlük varlık varoluşunun öz inisiyatifi dürtülerine ait veriler bile onlarda tamamen körelmiş bulunmaktadır. Sorumlu varoluşları sırasında oradaki bu entelejans varlıkları ancak dışarıdan gelen uygun şoklar aldıklarında davranıp tezahür ederler ve daha önceden mevcut olup kendi arzu ve dileklerine hiç de bağlı olmayan bir seri eski otomatik ilgili algılamaların açılması yoluyla uygun bir şekilde canlanıp yaşamlarını sağlayan da dışarıdan gelen bu aynı şoklardır. Belirtilen türde deneyimler için gelen bu dış şoklar genellikle ilk olarak tesadüfen görüntü algılama organlarının küresi içine gelen canlı veya cansız şeylerdir. İkinci olarak tanıştıkları çeşitli varlıklar, üçüncü olarak oldukları yerde yankılanan sesler ve kelimeler, dördüncü olarak koku alma duyularının tesadüfen algıladığı kokular ve son olarak da dünyevi bedenlerinin ya da kendi dedikleri gibi organizmalarının işleyişi sırasında zaman zaman meydana gelen alışılmamış duyulardır. Fakat genel olarak dış tezahürleri ne de kendi varlık benlerinin emri altında olması gereken iç varlık dürtüleri, kendi bütün varlıklarının tamamından çıkan kendi arzularına göre işlememektedir. Burada daha ileri giderek söylemeliyim ki, sorumlu varoluş dönemleri sırasında iç işlevlerinin belli yerleşmiş biçimleri çeşitli sebeplerden dolayı kesinlikle değişmiş bulunan bu dünyevi entelejansların bazılarına diğer dünyevi varlıklar tarafından artık enteljantik denmeyip farklı kelimelerden veya daha doğrusu eski Yunanca kelimelerin köklerinden oluşmuş başka isimler verilmektedir. Onları bürokratlar, plutokratlar, teokratlar, demokratlar, zevrokratlar, aristokratlar vesaire diye adlandırırlar. Sayılan adlardan birincisi olan bürokrat, içlerinde halen mevcut olan ve deneyimler meydana getiren sıradan otomatik çağrışım serileri sınırlı olan entelejantiklere verilen addır. Yani dışarıdan gelen şoklar ne kadar değişken olursa olsun bu bürokratlarda her zaman sık sık tekrarlanması sonucu kendi özgül karakterini kazanan ve mutlak vücutlarının ruhanileşmiş varlık parçalarının hiçbirinin katılımı olmaksızın tamamen bağımsız tezahür eden aynı deneyimlerin çağrışımları uyanmaktadır. Sayılan hallerden ikincisinin varlıklarına, yani psişelerindeki belli bir dönüşümden sonra diğer varlıklar tarafından plutokrat diye adlandırılanlara gelince, böyle adlandırılmaya, sorumlu varoluşları dönemi sırasında karşılaştıkları tüm dürüst, yani saf yurttaşlarını ağlarına düşürmeyi pek artistik bir şekilde başaran, bu sayede büyük miktarda para ve köle denen şeylere sahip olan entelejantikler terfi olurlar. Hasnamus bireylerin çoğunun bu dünyevi tipler arasından çıktığı da burada aklında bulunsun. Oradayken beni ilgilendiren meseleler üzerindeki araştırmalarım sırasında
bu plutokrat kelimesinin kökeninin sırrını tesadüfen öğrendim. Sana söylemiş olduğum gibi, orada son 25 yıl boyunca her şüphe uyandırıcı fikir ve şey, her nedense hep eski Yunanca kelimelerle adlandırılmıştır. Aynı şekilde bu bürokrat, aristokrat, demokrat gibi şüphe uyandıran görüşleri ifade eden adlar da iki eski Yunanca kelimeden oluşmuştur. Örneğin, bürokrat kelimesi iki kelimeden oluşur. Kancelaria anlamına gelen büro ve saklamak veya tutmak anlamına gelen krat. Ve bu iki kelime bir arada kancelaria'nın bütününü yürüten veya koruyanlar anlamına gelir. Plutokrat kelimesine gelince, bunun kökeninin tarihçesinin biraz farklı olduğu ve pek eskiye dayanmadığı anlaşılıyor. Bu kelime sadece 7 veya 8 asırlar önce oluşturulmuştu. Bu tipler eski Yunan'da çoktan var oldukları halde, o zaman orada onlara plözyokratlar deniyordu. Birkaç yüzyıl önce, orada bu tiplerin birçokları gelişip dünya gezegeninin diğer varlıklarına, onları bir ünvanla şereflendirmek gerektiği açıklık kazanınca, o devirde bu meselelerle görevli varlıklar, onlar için bu plokrat adını icat ettiler. Anlaşılan, o zamanlar, onlara tam olarak ne ad uyduracakları konusunda uzun uzadıya düşünüp taşındılar. Uzun süre düşünüp taşındılar çünkü gezegenlerindeki bu tiplerin sapına kadar adi olduklarını ve her türlü has namusluğun iliklerine kadar işlemiş olduklarını çok iyi biliyorlardı. Önce onları şereflendirmek için İç önemlerine tekabül eden bir kuvvetli kelime icat etmeyi arzuladılar. Fakat daha sonra bunu yapmaktan korktular. Çünkü bu dünyevi tipler kötü yoldan elde ettikleri kazançlarıyla belki de krallarından bile daha fazla kudret ve güç kazanmışlardı. Ve eğer gerçek önemlerini tanımlayacak bir kelimeyle onları şereflendirecek olurlarsa, çok kırılıp diğer varlıklara daha da fazla zarar vermeye başlarlar diye korktular. Bu yüzden kurnazlık etmeye karar verip onları gerçek adlarıyla çağırırken aynı zamanda onları şereflendiriyormuş gibi görünmelerini sağlayan bu kelimeyi icat ettiler. O devrin belirtilen varlıkları bunu şöyle başardılar. Bu dünyevi tiplerin de ünvanı elbette iki eski Yunanca kelimeden oluşması gerektiğinden ve bütün bu adların ikinci yarılarında eski Yunanca krat kelimesi bulunduğundan, yani kelime kimsenin gözüne çarpmasın diye bunu aynı eski Yunanca halinde bıraktılar. Bu kelimenin birinci yarısı ise genelde olduğu gibi eski Yunanca'dan değil Rusça denen dilden alındı. Rusça'daki plüt kelimesini plüt Rusça'da düzenbaz demektir. Alıp böylece plutokratı elde ettiler. O zamanın bu dünyevi varlıkları amaçlarına mümkün olduğunca mükemmel ulaştılar. Çünkü günümüzde orada gezegeninde hem bu dünyevi asalakların kendileri hem de dünyanın diğer varlıklarının hepsi bu ünvandan tamamıyla memnundurlar. Bu dünyevi canavarlar ünvanlarında öylesine memnunlardır ki gösteriş olsun diye hafta içinde bile silindir şapkalarıyla dolaşırlar.
Diğer dünyevi varlıklar da memnundurlar. Çünkü bu sersemleri gerçek adlarıyla çağırmakla, onları kızdırmadan erkek hindi gibi kabarmalarını bile sağlamaktadırlar. Saydığım adlardan üçüncüsü olan Teokrat'a gelince, bu ünvanla mutlak vücutlarında, psikoorganik manada, plutokratlarda bu onlarla aşağı yukarı aynı olan bulanıklıkların meydana geldiği entelejantikler şereflendirilmekteydi. Oradaki bu plutokratlarla teokratlar arasındaki fark, birincilerin has namus ihtiyaçlarının tatmini için çevrelerindekiler üzerinde onlarda güven denilen işlev yoluyla etki ederken, ikincilerin gözdelerinde tüm üç beyinli varlıklara üç kutsal kendini mükemmelleştirme yolundan biri olarak hizmet eden kutsal işlevin yerini almış olan ve inanç diye adlandırdıkları işlev yoluyla etki etmeleridir. Bu teokratlar hakkında dört başı mamur bir fikir edinmen için sana bir kere daha çok saygıdeğer Molla Nasreddin'imizin deyişlerinden birini söylemem yeterli olacaktır. Bu teokratlar hakkında bir keresinde çok tuhaf bir şey sarf etmişti. Şöyle demişti: "Nasıl öldürüldükleri zavallı sinekler için fark eder mi? Boynuzlu şeytanların çiftesiyle de olur, ilahi meleklerin güzel kanatlarının bir darbesiyle de olur." Diğerlerinin hepsinin demokratlar dedikleri tiplere gelince, ilk önce bu tiplerin kalıtsak entejantiklerden gelmelerinin zorunlu olmadığını belirtmek gerekiyor. Çoğunlukla bunlar, önceleri basit, sıradan dünyevi varlıklardır ve ancak daha sonraları tesadüfen entelejantik olduklarında ve kendilerinde mevcut yine kutsal vicdan işlevinden bozma işlevler, yaklaşık olarak geleceğin plokrat ve teokratlarında olduğu gibi çalıştığında demokratlar haline dönüşürler. Bu demokratlardan bazıları, her nasılsa arada bir güç sahibi varlıkların yerini işgal ettiklerinde hareketlerinden dolayı Molla Nasreddin'in ayağındaki nasırlar pedikürle yok edildi dediği gibi çok çok nadir bir kozmik fenomen bazen meydana gelir. Kanımca bu nadir fenomenin meydana gelme sebebi de oradaki bu demokratlar tesadüfen güç sahibi varlıkların yerlerini aldıklarında başkalarını içgüdüsel olarak yönetebilmeye ait hiçbir kalıtsal meziyete sahip olmamaları ve bunun sonucunda güçleri altındaki varlıkların varoluşunu yönetmeye muktedir olmamalarıdır. Değeri ölçülmez üstadımız Molla Nasreddin'in bu dünyevi tipler içinde uygun bir deyişi vardır. Bunu her nakledişinde önce kollarını gökyüzüne kaldırır ve ancak o zaman büyük hürmetle söyler: "Şükürler olsun sana, yüce ve adil yaratan. Senin bereketli ve adil inayetin sayesinde ineklerin minik kuşlar gibi uçmamaları takdir edilmiştir." Şimdi de oğlum, saydığım çeşitli entelijanslar arasından emir, kont, han, prens, melik, baron gibi lakaplarla ayırt edilen diğer varlıkların zevrokrat ve aristokrat dedikleri dünyevi tipler kaldı. Bu lakaplarının sesleri gözdelerinin onlarda her zaman çok kuvvetli ifade edilmiş olup ölümlerine kadar kendileriyle birlikte kalan ve kibir dedikleri işlevleri üzerinde her nedense oldukça hoş bir etki bırakır.
ve açıkça itiraf etmeliyim ki, oradaki bu tipleri olağan dille değil, bilge Molla Nasreddin'imizin diliyle bile açıklamak çok zordur. Onlar hakkında olsa olsa tabiatın cilvesi olduklarını söyleyebiliriz. Yine de gözdelerin arasındaki bu tipler farklı adlandırıldıkları halde aslında bu aristokrat ve zevrokratların her bakımdan birbirlerine benzediklerini ve tamamen eş iç niteliklere sahip olduklarını söylemeliyim. Sana bir keresinde gezegeninin çeşitli topluluklarında iki tür orada dendiği gibi devlet düzeni bulunduğunu söylediğimi hatırlayacaksın. Birine monarşik devlet düzeni, diğerine ise cumhuriyet denir. Cumhuriyetçi bir devlet düzeninin bulunduğu topluluklarda bu tiplere zevrokrat denir. Monarşik bir devlet düzeninin var olduğu yerlerde ise onlara aristokrat denir. Bu iki dünyevi tip hakkında en azından bir fikir vermeye çalışırken sanırım en iyisi senin gezegenindeyken bu yanlış kavramlarla tesadüf edip karşılaştığımda her defasında başıma gelen utanç verici durumlardan birinden sana bahsetmek olacak. Onlarla rastgele buluşmalarımda beni özellikle bir şey şaşırttı. Bu tür dünyevi üç beyinli tip, senin o tuhaf gezegeninde yaklaşık oradaki diğer üç beyinli varlıklar kadar uzun nasıl var olabilirdi? Böyle bir soru, oradaki varlıklardan bürokratlar kastına mensup olanlar tarafından bende uyandırılmıştı. Fakat onlarla ilgili olarak sana bunu hiç olmazsa az çok hala açıklayabilirim. Onlardaki tecrübeler serisi de çok sınırlı olduğu halde, en azından gerçekten bunlara sahiptirler. En azından gece ve gündüz her saat başı bir tanesine sahip olurlar. Ancak oradaki bu aristokrat ve zevrokratların tüm tecrübeleri, kendi gözlemlerime göre sadece 3 seriye indirgenebilir. İlki gıda meselesiyle ilgilidir. İkincisi cinsel organlarının eski işleyişleriyle ilgili hatıralarından ibarettir. Üçüncüsü ise ilk süt annesinin anısı hakkındadır. İlk süt ninesinin anısı hakkındadır. Ve toplam olarak sadece 3 seri tecrübeye sahip varlıkların varoluş süresinin gezegeninin yüzeyindeki diğer varlıklar kadar olabilmesi benim için hep çözülmez bir bilmece olarak kalacaktır. Bu afallatıcı sorun üzerinde, yani bu dünyevi tiplerin gezegeninin yüzeyinde nasıl olup da var olmayı başardıkları hususunda büyük kurnaz iblisin bile bir keresinde fazlasıyla endişelendiği söylenir. Hatta öyle şiddetli düşünmüş ki kuyruğunun ucundaki tüm kıllar ağarmış. Sözünü ettiğim bu tabiatın cilveleri hakkında bana sadece tek bir tür varlığın adları arasında böylesine keskin bir farkın niçin var olduğunu açıklamaya gayret etmek kalıyor. Gayret etmek dedim çünkü bunun sebebini kendim de tam olarak bilmiyorum. Fakat bu adların oluşturulduğu her iki kelimenin kökenini bildiğimden sanırım bunun da orada var olan belli bir gelenek yüzünden elde edildiğini kat'i olarak farz edebilirim. Oradaki gözdelerinin her nedense arada bir kukla gösterileri düzenlemekten hoşlandıklarını sana söylemeliyim. Nedendir bilmem, bu zevrokrat ve aristokratların da bu kukla oyunlarına katılmaları onlara büyük zevk verir ve dolayısıyla onları da bu kukla gösterilerine çekerler.
Oradaki bu varlıkların kendileri tamamen boş ve dolayısıyla takatsiz olduklarından bu kukla gösterileri sırasında o topluluğun diğer varlıklarının onları desteklemeleri şart olur. Ve basitçe desteklenme yönteminden, yani hangi kolla desteklendiklerinden dolayı ad farkı elde edilmiştir. Monarşik devlet düzenlerinin var olduğu topluluklarda onları sağ kolla desteklemek öteden beri adet halini almıştır ve bu yüzden bu topluluklarda böyle tiplere aristokrat denir. Cumhuriyetçi devlet düzeninin var olduğu topluluklarda ise sol kolla desteklendiklerinden onlara zevrokrat denir. Oradaki dünyevi varlıkların adlarındaki genel olarak benzeri bir fark ile ilgili olarak Bilge Molla Nasreddin'imizin bana bir keresinde şahsen söylediği bir başka kayda değer deyişi aklıma geliyor. Bir keresinde Türk ve İranlı kadınların, yani hakimlerin hukuk muameleleri ve verdikleri kararlar arasındaki farkı konuşuyorduk. Bir keresinde Türk ve İranlı kadıların, yani hakimlerin hukuk muameleleri ve verdikleri kararlar arasındaki farkı konuşuyorduk. Adaletlerinin eşitliği hakkında şöyle dedi: "Ah sevgili dostum, dünyada insanların cürümlerinin bilgece bir hukuki tetkiki gibi bir şey var mı? Kadılar her yerde aynıdır. Sadece adları farklıdır. İran'da İranlıdırlar, Türkiye'de ise Türk. Dünyada zaten her yerde böyledir. Eşekler hep aynıdır. Sadece adları farklıdır. Örneğin, Kafkasya'da yaşayan eşek türüne Karabağlı denirken, aynı tür eşeğe Türkistan'da Horasanlı denir. Ve bu bilge deyişi daha sonra hep kafamda yer etmiştir. Gezegenindeki varoluşum sırasında ne zaman bir karşılaştırma yapmak zorunda olsam hep onu hatırlardım. Hep onu hatırladım. Adı doğduğu ve oluştuğu o gezegende ebediyen övülsün. İşte böyle oğlum. Bir daha tekrarlıyorum. Herhangi bir sebeple onların gezegeninde bulunmak zorunda kalırsan, her zaman aklında tut ki, sana bahsetmiş olduğum zaaf en şiddetli olarak, en sıradan entelijantiklerde ve onlardan olağan olarak zuhur edip, krat diye biten atları olan saydığım kaslardan birine veya diğerine mensup olanlarda gelişmiştir. Senin işine yarayacak bir fayda uğruna konudan saptıktan sonra oğlum, yeniden değindiğimiz ciddi meseleye dönelim. Düsturları, dünya herkese eşit olarak açıktır olan dünyevi varlıkların cemiyetinin nasıl ortaya çıkıp yıkıldığının sana söz vermiş olduğum tarihçesiyle başlayacağım. Çünkü bunun hakkındaki malumat, orada senin gezegeninde yüce megalokosmosumuzun bu talihsiz üç beyinli varlıklar arasında bu korkunç periyodik karşılıklı yok etme sürecinin niçin hemen hemen kaçınılmaz bir şekilde olması gerektiğinin ilk ve baş sebebini çok iyi anlama imkan sağlayacaktır. Çok iyi anlamana imkan sağlayacaktır. Keza öngörülmemiş bir şey, yerel tabiatın
mutlak kozmik trogo autoevokratın amaçları için işleyişini engellediğinde, sonuçları bu en büyük kozmik kanunun ahengiyle uygun bir şekilde kaynaşsın diye, yerel tabiatın nasıl uyum sağladığını da öğreneceksin.